çaycısından milletvekili bakanına kadar seminer veriyorum. Bugüne kadar herkesin söylediği bir kelime var. Bize değer vermiyorlar. Para, maaş, şu, bu falan hepsi hikaye. Bir üstü olan herkesin söylediği ilk kelime bize değer vermiyorlar. Öğrencilere seminer veriyorum. Öğretmenler bize değer vermiyor hocam diyorlar. Öğretmenlere seminer veriyorsun. Okul müdürü bize değer vermiyor. Okul müdürlerine seminer veriyorsun. Milli Eğitim Müdürü bize değer vermiyor. Milli Eğitim Müdürlerine seminer veriyorsun. Vali bize değer vermiyor. Valilere konuşuyorsun. Bakan bize değer vermiyor. Bir üstü olan herkesin bir değer problemi var. İş merkezinde bir ofisim vardı. 52 yaşlarında Mehmet amca diye biri var. İş merkezinin temizlik işlerini yapıyor. Adamın hayatta birine ismiyle hitap ettiği tarihte görülmemiş. Yüzünün güldüğünü gören yok. Sabah erken saatlerde ofise gittim, baktım benim büronun önünü paspaslıyor. Günaydın Mehmet amca, kolay gelsin dedim. Sağ ol dedi. Dönüp yüzüme bile bakmadı. Ben de girdim içeride çay setinde çay koydum. Baktım 3-4 dükkan ileride. Mehmet amca buyur bir bardak çay iç dedim. Sağ ol dedi, işim var. Gittim koluna girdim. Gel be adam dedim ya. Bir iki dakika bir sıcak çay iç, yine devam edersin. Oturttum çayı, verdim eline ama düştü düşecek. O kadar tedirgin ki. Ben de gayet samimi rahat bir şekilde Mehmet amca dedim. Sen dedim ne kutsal bir iş yapıyorsun. Bir anda sallandı. Lan kapıcılığın kutsallığı mı olur der gibi. Bak dedim, senin yaşında değil, senden daha genç binlerce insan sabahın bu saatinde sıcak evinde yorganın altında yatarken sen eşinin ve çocuğunun rızkını helal yoldan temin etmek için böylesine ağır bir işte çalışıyorsun. Ama ne yapacaksın be Mehmet amca? Hayat böyle diye 3-5 dakika samimi içten bir konuşmam oldu. O günden sonra ben her iş merkezine girdiğimde, o Sıtkı Bey hoş geldin, nasılsın, bak senin işlerin yoğun, yatıracak faturalar varsa ben yatırırım. Baktım benim büronun önü bir başka paspaslanıyor, camlar bir başka siliniyor. 15 gün sonra yanımda çalışan arkadaş, abi dedi iş merkezinde seninle ilgili bir dedikodu var dedi. Hayırdır Erhan, ne diyorlar dedim. Abi herkes diyor ki Sıtkı Bey kapıcıya rüşvet veriyor. Doğru söylüyorlar dedim, rüşvet veriyorum. Ama ne rüşveti? Değer rüşveti. Sen değerlisin. Yanınızda çalışan arkadaşlarınızın, eşinizin, çocuklarınızın, dostlarınızın yeri gelince sizin için hayatlarını vermelerini istiyorsanız onlara değer verin. Sen değerlisin. Sen önemlisin. Çocuklarınıza da, eşinize de, çalışma arkadaşlarınıza. Allah aşkına onlara değer verin.